Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Covalent diye bir proje var. Ondan biraz bahsedeceğim kanalın takipçilerine. Önce Crunchbase sayfasını göstereyim. Covalent blok zincir üzerine bir girişim. Yapmaya çalıştığı şey şu: blok zincir ekosistemi için bir altyapı sağlamak. Özellikle veri entegrasyonu, veriler üzerinde işlemeler, verilerin görselleştirilmesi. Biraz da Ethereum ekosistemine odaklanarak bunları yapmaya çalışıyor. Şimdi Covalent, şurada yatırımcılarını açayım. Daha coin'i çıkan bir proje değil. Daha coin'i çıkmadı jetonu. Ama yatırımcıları arasında işte burada gördüğünüz Coinbase'e kadar birçok yer var. Şuradaki sayfa da iyi anlatıyor, ona da göstereyim. Buna bakabilirsiniz, Covalent ne işe yarıyor diye. Şurada özetle diyorlar ki hani bütün veri için bir mağaza. Şimdi blok zincir çalışırken veriler arasındaki değişimler, ilişkiler üzerine yapılacak gerek akademik çalışmalar, gerek finansal çalışmalar çok kıymetli. Burada daha böyle spesifik araçlara ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan biri de Covalent. Bu sayfaya uzun uzun bakabilirsiniz. API biraz ön plana çıkıyor. Şimdi ben bu videoda biraz API'nden bahsedeceğim. Onunla ilgili zaten kaynak göremedim Türkçe. İngilizcesini de göremedim de herhalde daha yayınlamadılar. Şimdi API'ne girelim. Şimdi normalde covalenthq.com'a giriyorsunuz. Get an APK diyorsunuz. Buraları dolduruyorsunuz. Kayıt olduktan sonra size bir anahtar veriyor. Mesela şimdi benden bunu istemesi saçma. Evet. Ben bir tane oluşturmuşum. Diyor ki mesela senin anahtarın API'ne bir isim veriyorsun. Sonra da sana anahtar veriyor. Senin anahtarların burada diyor. Mesela bana verdiği anahtar bu. Mesela bu neymiş bakalım. Örnek olarak diyor ki API kullanarak birinci versiyonda en son blokları çekebiliriz diyor. Ve bunu çekerken de senin anahtarın şu olacak. Yani biz bu anahtarı girmezsek, göstereyim ben bunu. Terminalden göstereceğim. Şimdi bunu bir girmezsek, ha diyor ki bir parametre eksik. O parametre de buradaki anahtar. Onu gireceğiz. Şunu silelim. Tamam. Yani diyor ki user aslında bu. Enter deyince bakalım ne hata oldu. Ha, enter deyince şifre soruyor. Şifre, sitedeki şifre. Şimdi girince gördüğünüz gibi blok akışını bana getirdi. Yani Ethereum blok zincirindeki blok akışını size JSON olarak veriyor. Siz bu JSON verisini ne yapıyorsunuz? İşte bir arayüzle beraber bir internet sitesinde gösterebiliyorsunuz. Veya atıyorum bir makine öğrenmesinde kullanabilirsiniz. Veriyle ilgili akademik bir çalışmada kullanabilirsiniz. Bunu gördük. Şimdi burada ne vardı? Şurayı bir silelim. Block latest diyerek bunu çekmiştik. Bir tane daha API ile çekebileceğimiz veri gösterip onun bir de görselleştirmesini buldum. Hindistanlı biri yapmış. Örnek, onu da göstereceğim. Golem Network'ünde çalışmıştım da bundan önce o var. Ha şu. Mesela burada direkt pricing tickers dediğimiz zaman Ethereum blok zincirindeki işte mesela bakalım Compound, gerçi şimdi Polkadot'a geçiyor gibi ama Compound'la ilgili işte kontrat adresi ne, işte logosu mu bakalım, muhtemelen evet, logosu ne, oranı ne, şu anda sıralaması ne, bunları veriyor. Şimdi gelelim şu Visual Studio'ya. Şimdi bir tane örnek dosya gördüm, bunu YouTube'da video açıklamasına koyarım. Proje yapmış işte Hindistanlı biri. Basit bir HTML sayfası, işte arka plan resmi, bir tane tablo oluşturmuş. Tablonun içeriğini de Script.js'ten alıyor. Onun içerisinde ne var? Ona bakalım. Birincisi API key'e 1 million valence demiş. Bu sabit bir anahtar. Bunu kullanmış.
Herhalde ama buraya zaten bu istediğimiz tickers'ta bir API istemiyor. İsterse kendi API key'imizi girmemiz gerekecek. Ondan sonra demiş ki işte şu URL'den az önce benim açtığım JSON verisini çek, içlerinden BTC, WET, işte şunları al. Burada farklı, mesela biz compound'a bakmıştık şurada. Başka veriler de var. Onlardan seçmiş. Neye göre seçmiş? Şuradaki sembolüne göre. Zaten demiş. Sonra diyor ki bağlandıktan sonra bu JSON verisi içinde onu da şöyle gösterirsem daha bu konsoldan çok güzel olmaz. Şuradan göstereyim. Biz burada neyi alıyorduk? Şu. Şimdi bu veriyi alalım. Bir tane JSON'da gösterelim. Viewer'da. Bakın verinin içinde aslında ne var? Data var. Data'da en son güncellenme zamanı var. Bu da güncel gördüğünüz gibi. Bir 2 saat önce falan. Pagination var. Toplamda 4500 tane Ethereum alt tabanında çalışan proje varmış. İlk 100 tanesini gösteriyor. Pagination'daki page number'ı artırırsak sonrasında görebiliriz. Şimdi ilk 100 item'a baktığımızda mesela wrapped Ether var. Kontrat adresi var. Logosu var. İşte bunu paritesi mi diyelim, nasıl diyelim, o var. Şöyle bakalım hemen güncel değerine. Bu üstteki değil, o borsadan. İşte 2300 dolar. Bu da dolar paritesini vermiş bize. Şurada. Sıralaması var bir de. Yani Ethereum ekosistemi içerisindeki sıralaması var. Bu şekilde 4500 taneyi alabiliyoruz. Daha sonra bunları ekrana basarken de şunu gösterecektim. Mesela bu tablonun içerisinden ne diyoruz? Token'ın içerisinde contract name'i al, contract ticker sembolü al, quote rate'i al. Onlar da şuradaki isimler. Onlarla JSON tablosundan çekiyoruz. Çektikten sonra da mesela ben burada açmıştım. Şu şekilde HTML'i çalıştırdığımızda ekranda çıkıyor. Yani 4500 tane Ethereum token üzerinde sadece bir ekranda gösterme değil. Mesela farklı zaman aralıklarında o JSON verisini alarak şeyi yakalayabilirsiniz. Bir örüntü yakalayabilirsiniz. Korelasyon yakalayabilirsiniz. Ayrıca şuna da bakalım. Hazır girmişken. Yani bu API'nin içerisinde birçok şey var. Fırsat buldukça ben bunları video çekmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten hani işin blok zincir tarafı ile ilgili güzel, pratik bir çözüm. Çalışkan bir ekip Covalent'te. Bakın burada mesela NFT tokenlarla ilgili ID'leri alma var. Mesela burada Sushi Swap var ya, Sushi Swap'la ilgili özellikler var. Ya yani diyor ki ben bu piyasada ne kadar veri varsa bu verileri alacağım. Bunlardan bir tane API ile her şeye ulaşmayı sağlayacağım. Mesela biz Ethereum üzerinde çalıştık. Mati'yi de geçiyor. Avalanche'da, Binance Smart Chain'i de. Muhtemelen Polkadot ekosistemine de entegre olacak. Ne var başka? İşte Solana'ya olabilir. Atom'a olabilir. Aklıma gelen. Bu ekosistemleri de aynı şekilde o network'leri de destekleyebilir. Böyle bir açılış videosu olsun. Yani Covalent neyi? Bir de orada JSON verisini nasıl çekip ekrana basarız. Bakalım inşallah devamı gelir.